Serginin adını Akademide 50 yıl koydum. Çünkü bunun birçok nedeni var. Birincisi, ben akademide 50 yıl olmak gibi bir şansa sahip oldum. Çünkü akademi benden önceki kuşakların da, benim kuşağımında ve şimdi her zaman sanatın kutsal bir tapınağı. Orada Türk resmi, Türk heykeli, orada kendini buldu. Türk dekoratif sanatları, grafik, sinema, her şey. Ve Türkiye'de tek kurumdu. Bugün ne kadar güzel ki Türkiye'nin birçok yerinde böyle kurumlar var ve çok değerli gençler o kurumlarda toplanıyorlar. Ve ben hem öğrenciliğimi hem hocalık dönemimi 1954'te öğrenci olarak girdiğim akademide, 2004'te bir profesör olarak emekli oldum. Yedek subaylığımın dışında bütün zamanımı akademiye verdim. Hem de nasıl? Büyük bir tutkuyla, büyük bir heyecanla. Çünkü biz onu gördük. Benim hocam Bedrami'ydi. Bir tutku ve coşku insanıydı. Bize yani pek öyle kuramsal, olağanüstü bilgiler verdiğini söyleyemem ama coşku verirdi, heyecan verirdi. Bir okula girdiğimiz zaman bir sonbahardaki bir yaprağın yeşilden turuncuya dönüşünü, bir herhangi bir bitkinin görmesini öğretir ve biz heyecan ona sarılırdık. Ve aradan yıllar geçti ve ilk akademinin asistanları, doçentleri ve profesörleri oldu. Ve bu tophane de ayrı bir anlam taşırırdı bir akademili için. Özellikle Bedrami Atölyesi'ndeki bir akademili için. Çünkü hoca bütün sene model karşısında atölyede dersi pek de yani sanatçı olmanın bir yöntemi olarak göremezdi. Ve bizi doğaya, insana, yaşamın içine yollardı. Ve genellikle de yakın olduğu için burada tophaneden konular seçmemizi isterdi. Biz 2 ay bu çevrede çalışırdık. Karabaş Mahallesi burasıdır. Anadolu ilk defa İstanbul'a buralarda geliyordu. Böyle kıraathanelerde bıyıklı, kara kaşlı, kara gözlü adamlar. Orada oturur desenler çizerdi. Kimimiz camilerde, kimimiz Eminönü'nde. Ve bir albüm getirirdik. Ve tabii bu tophane de askerlerin elindeydi o zaman. İşte eski bir yapı olarak öylece dururdu. 1990'dı zannediyorum, 90 ya da 91, dekan yardımcısıydım. Tamer Başoğlu heykel bölümü başkanı olarak geldi. Dedi askerlerden orasını üniversite için isteyelim, ben bazı duyumlar aldım, belki verebilirler. Ve ilk yazıyı da ben yazdım. Sonra burası akademinin oldu, kültür merkezi oldu. Burada büyük sergiler açılmaya başladı. Ama Türk sanatlarına, sanatçılarına verilmiyordu. Şu anki rektör Yalçın Karayaz benim öğrencimdir. Asistan ve doçent benim yanımda oldu. Ben ona şunu anlattım, burası Türk sanatçılarına da açılmalı. Ve o yüzden ilk sergi ben yapıyorum. Zannediyorum bundan sonra pek çok Türk sanatçısı burada açacak. Burada akademinin bir, biz Mimar Sinan'a hep öyle diyoruz, akademinin bir kültür merkezinde sergi açmak çok heyecan verici. Ben de o yüzden serginin adı akademide 50 yıl koydum. Diploma resminden başlayarak 1959'da ilk girişte olar. Müzelerden, koleksiyonlardan getirdiğim önemli eserlerimi, ilk yaptığımdan son yaptığım döneme kadar değişik dönemlerden resimleri, çünkü 60 yıla yakın bir sanat hayatım var. Hatta şimdi önünde durduğumuz bu resmi sevgili Ekavart grubu hatırlayacak. Benim Bordum'daki atölyemde bu resme başlamıştım. Ama resim büyük yatay olarak çalışılması gerekiyor. Ve bu beni yani bel fıtığına kadar götürdü. Ama bu resmi inat ettim, bu sergiyi bitirdim. Son resimlerim var burada. Zannediyorum bu beni topluca anlatan bir sergi. İşte kurgusuyla da çok farklı oldu. Özetle söylemek gerekirse akademili olmak çok güzel. Sanatla uğraşmak çok güzel. Çünkü bu sıkıntılı günlerde belki insanlık için umut, barış, sevgi, o içteki heyecanın, sevginin yeşermesi ancak sanatla olacak.